Gençler merhabalar, hoş geldiniz, selamlar getirdiniz. Evet bugün kış föyündeyiz. Ne yapacağız? Yarım açı formülleri test 1 ve test 2'yi yapacağız. Şimdi formüllerini biliyorsun artık. Yani ezberledin mi, ezberlemedin mi, aklında tutuyor musun? Bir şekilde siz yani isteseniz de istemeseniz de onlar sizin aklınızda kalır arkadaşlar. Şimdi baktım, biri sorudan hemen cos 40. Cos 40'ı yarım açıdan açacağımı anladım. Ama hangi formülü kullanacağıma karar veremedim fark etmez arkadaşlarım. Bir tanesinden girin olaya. Zaten evirip çevirip elinde sonunda bir yerlere varırsınız. Hemen ben normalde biri kaybetmeye yönelik hareketler yaparım. Mesela nasıl yaparım? Bir eksi derim. Şimdi ben buraya mesela bir eksi 2 sin kareli bir şey vardı ya. Onu yazdığım zaman eksiyi dağıttığım zaman bir eksi 1 sıfır olacak ya onu yazacağım mesela. Bir eksi iki tane sinüs kare 20 diyordum örneğin. Değil mi? Kıtsa bu yarım açıdan bunu bu şekilde yazıyordum. Bölü. Bu da arkadaşlarım iki tane. iki tane nereden çıktı ya? Sin kare 20 zaten bu da. Değil mi? Bu da sinüs kare 20. Şimdi dağıttığım zaman 1 eksi 1 0 geldi. Eksi ile eksiyi çarptım. 2 tane sinüs kare 20 oldu. Burada da sinüs kare 20. Bunlar birbirini götürdü. Kaldı bize güzel bir iki güzel bir başlangıç yaptık. Bak kos kare x eksi sin kare x özdeşine hemen hatırla. 2 kare farkından kos kare x eksi sin kare x kosinüs 2x'ti. Bazen buna sin kare x eksi kos kare x yazıyorlar. Dikkat edin tamam mı? Yani buradaki açıyı 2 ile çarpmış. O zaman burası kosinüs pi bölü 12'yi 2 ile çarpacakmış. Burası da kosinüs pi bölü 6. Yani kosinüs 30. Yani kök 3 bölü 2. Bitti mi? Bitti. Tertemiz. Bunlara belki de gelmedin bile. Şimdi sinüs 22 var. Kosinüs 22 var. Kosinüs 46. Şimdi ben bunu kosinüs 46 yazsam 23 gelecek yarım açıdan. O zaman ben bunu sinüse çevireyim sinüs ne yapayım arkadaşlarım? 44 derece yapayım. 90 derece tamamlayacak ya. O zaman ben bunu iki tane sinüs 22 derece çarpı kosinüs 22 derece çoktan yazdım bile. iki tane bu x bu y ise arkadaşlarım çarpıştırdım. iki tane x çarpı y gelirler. Baktım kosinüsten herhangi bir şey çıkmadı. Ben de sinüse geçtim. Dörtteyiz biz. Şimdi x böyleymiş. Tamam bu belli ki kullanılacak bir yerde. Bir şurada bir çarp şey ne Hmm, konuşamadım ya. İsmi ne bunun? Pay değiştireceğiz. Pay değiştireceğiz. Vallahi konuşamadım. Burası kosinüs x. Burası sinüs x. Eşitleyelim. Kosinüs 12x çarpı kosinüs x. Eksi sinüs 12x çarpı sinüs x arkadaşlarım burası. Bölü. Burası arkadaşlarım sinüs. Artık bak bunu direkt görünce sinüs x çarpı kosinüs x'i görünce direkt sinüs 2x bölü 2 yazıyorsunuz değil mi? Yazın yazın. Sinüs 2x bölü 2. Sebebini söyledik daha bunların. 2 ile çarparsın. 2'ye bölersin. E yukarısı sinüs 2x olur. Bölü 2 de altta kalır. Şimdi yukarısı kos sinsin geldiği için kosinüs arkadaşlarım arada eksi olduğu için toplayacağım. 12x ile 1'i toplayacağım. 13x yaptı. Tamam. Bölü şu 2'yi yukarı kaldırayım. 2 tane sinüs 2x yaptı. Şimdi 2 tane Şimdi bu belli ki bir şey. Bak topladığım zaman o 15 oluyor. Bunu vermiş. Pi bölü 30 demiş arkadaşlar. Şimdi bana 15x lazım. Şimdi 15x lazım. Pi bölü 2 olur mu şöyle? İçler işler, işler çarpımı yapınca 30x yapıyor ya. O zaman 15x de pi bölü 2. Yani bunların toplamları aslında 90 yapıyormuş. Toplamları 90 olan açıların kosinüsleri. Sinüsleri ne? Sinüsleri kosinüsleri eşittir. Bunlar gidecek yani. O zaman burada 1 kaldı. Bu da 2 olmuş oldu. Yani başta verilen ilk önce bir şey yapmayın e, ee, ismi. Ha hocam 6 yazayım mı buraya? Pi bölü 30 ya. 180 bölü 36 değil mi? Yaz. Aynı şey çıkar. Fark etmez. Her zaman da sadeleşmen zaten. 67 sin 44. Şimdi sin 44 kosinüs kaçtır? 36 mı? 36 olur mu ya? 46. Ama 46 ile 67 arasında bir ilişki yok. O zaman bu 67'yi şöyle yapalım mı? Sinüs ne yapalım? 23 yapalım arkadaşlarım. Bunda kosinüs 46 yapalım mı? Bak iki kat gelecek ya bir şekilde geldi. Şimdi kosinüs 46'yı ben buna göre benzetmeye çalışıyorum. Nasıl benzetirim? 1 eksi 2 tane sinüs kare x vardı ya yarım açı. İşte bu da x de 46'nın yarısı zaten. 23 yazmam lazım. Yani kosinüs 2 x'i 1 eksi 2 tane sin kare 23 yazıyorsam kosinüs 46'yı niye böyle yazmayayım? 1 eksi 2 tane sinüs 23 x arkadaşlarım. Bunun da x'in karesi 1 eksi 2 x kare ile bunu da halletmiş oldum. Ben geldim 6'ya. O tanjant x bölü 2. Bak ben yarım açıdan yapıyorum bunları. Normalde şeyden yapılıyor. E, yarım açı üçgeni denen bir şey var. Oradan yapılıyor. Bazen hata verebiliyor. Ben buradan yapıyorum. Şimdi ben bunu istemiyorum. Ben tanjant x bölü 2 istiyorum. Şimdi tanjant x bölü 2 nereden gelecek? Tanjant x'in içinden gelecek. Nasıl yazılacak? Nasıl da o? E, tan 2x. 2 tane tan x. Yani 2 tane tanjant x bölü 2 bölü 1 eksi tan kare x bölü 2. Doğru mu? Doğru. Şimdi sinüs x 4 bölü 5. Sinüs x 4 bölü 5 arkadaşlar. Şurası 4 şurası 5. Şurası 3. O zaman tanjant x 4 bölü 3. 4 bölü 3 dedim. Eşittir. Ee, x e, tanjant x'e a yazacağım. Yazımı kolay olsun diye herhangi bir şey yok. Başka tanjant x bölü 2 yerine özür dilerim. 2a bölü 1 eksi a kare. Şunlar gitsin şu 2 olsun. Şimdi şurası 2 eksi 2 a kare eşittir 3a. Sallayalım karşıya 2a kare artı 3A eksi 2 eşittir 0. 2'ye 1 artıya eksi 2A'ya A. Şimdi niye böyle yazdım? 4A eksi A daha burayı versin diye. Çaprazlama gelişiyorum. 2A eksi 1 çarpı A artı 2 eşittir 0 diyorum. A dediğim sayı burada ya 1 bölü 2 ya da arkadaşlarım eksi 2. A'dan kastım ne? A'dan kastım tanjant x bölü 2. Ama ben tanjant x bölü 2 aramıyorum ki. Ben kotanjantını arıyorum. Tanjantını 1 bölü 2 bulduysam kotanjantı da 2'den başka bir şey değildir e, ee, şey yarım açı üçgeni denen bir şey var. Ondan da yapabilirsiniz. Yapalım mı isterseniz? Hadi yapalım bakalım. Bakalım iki gelecek mi acaba? O ne? O da şu arkadaşlarım. Belki bilmeyenlerimiz vardır. Bir tane bir üçgen alıyoruz kendimize. Buradan x açısı alıyoruz. Şöyle x bölü 2 alıyoruz buradan. Buradan x bölü 2. Buradan da x bölü 2 alıyoruz. Burası da x oluyor. Tamam mı? Şimdi sinüs x 4 bölü 5. Karşısı komşusu Burası. No, burası 5 olmaz. Tövbe bismillah. Burası 3. 3, 4, 5 ya. bak x bölü 2, x bölü 2, x kenar. Burası da 5 mi? Burası da 5. Kotanjantı istiyor. Komşu bölü burası 8 bölü 4'ten de 2 geliyor. Bu şekilde de yapabilirsin. 11. sınıf bilgisidir bu. Yarım açı bilmeden bu şekilde de yapabilirsiniz. Gelin bakalım 7. soruya diyorsunuz. Şimdi 0 ile 45 derece arasında bir tane bir açımız varmış x kaç derecedir diyormuş. Hmm. Şimdi gençler belli ki bunu sin bölü kos yazacağız. Burayı sinüs x bölü kosinüs x yazalım. Artı burasında kosinüs x bölü sinüs x yazalım. Çünkü niye? Bak sinüs x ile payda eşlediğim zaman kosinüs x ile payda eşlediğim zaman sin kare x kos kare x yukarısı 1 bölü. Aşağısı sin x çarpı kos x artık buna sinüs 2x bölü 2'yi yazıyorum. Direkt öğren artık 4. Şimdi 2 bölü sinüs 2x yaptı burası 4. O zaman buradan sinüs 2x'in kendisi 1 bölü 2 arkadaşlar. Değil mi? Taklattırdım, uçurdum, kaçırdım, şeyler yaptım. O zaman ee, ne demiş burada? 0 ile 45 arasında demiş. E, yani burasının 30 olması lazım. O zaman x'in de 15 derece olması lazım gibi bir yorum yapabilirsin. Çünkü sınırlamış seni. Tamam mı? Şimdi en sade hali. x bölü 2'ler falan var burada. Bak burada 1 var. Bu 1'i bir götürmek lazım. Nasıl götürürsün? Buradaki kosinüs x çok güzel bir şekilde götürür onu. Bak 1 yazalım. x bölü 2'ler falan var ya. O zaman ben buraya 2 tane sinüs x bölü 2 çarpı kosinüs x bölü 2 yazayım. Şimdi bak 1'i götürmek için de 2 tane kos kare x bölü 2 eksi 1 yazayım. O 1 gidecek arkadaşlarım. Bölü. Şimdi bak 1 artı 2 tane sinüs x bölü 2 çarpı kosinüs x bölü 2 yazdım. Bak bunu da eksi parantezine aldığım zaman şimdi 2 cos kare x bölü 2 eksi 1 yazsam eksi ile dağıtırım artı 1 yapar. Buna toplarım 2 yapar. Birden kurtulacaktım. 2 çıktı karşıma. O zaman şunu yazacağım. 1 eksi 2 tane sinüs kare x bölü 2 yazacağım. Yani bir şekilde o birden kurtulacağım. Özdeşlerden uygun olanı yazın. Şunlar gitti. Değil mi? Şimdi bak 2 2 ortak. Cos x bölü 2 ortak. Cos x bölü 2 ortak. O zaman 2 tane kosinüs x bölü 2 parantezinde sinüs x bölü 2 kaldı artı kosinüs x bölü 2 kaldı. Hani karesi bir tanesi kaldı. Bölü. Bak şimdi bunu zihinden yapacağım. Artı 1. Eksi 1 gitti. Şimdi o zaman eksi ile eksi çarpın. Bak burası artı oldu. Tamam mı? Tekrar yerim yok. Şöyle yapalım. Bak burası artı oldu arkadaşlar. Burası artı. O zaman 2 tane sin x bölü 2 sin x bölü 2 sin x bölü 2 parantezine alacağım. İçerisi yine sinüs x bölü 2 artı kosinüs x bölü 2 kalacak. Aslında bunu aldım. Kosinüs x bölü 2 artı sinüs x bölü 2 kalacak da neyse. Yerlerin değişmesi bir şey fark etmez. Şunlar gitti. İkiler gitti. Kos bölü sinin de kotanjant x bölü 2 olduğunu hepimiz biliyoruz. Kotanjant x bölü 2 nerede? Aha da buralarda bir yerlerde. Dedim geldim. Bak bir var. Direkt kaybedeceksin. Yanada da kosinüs var ya direkt kaybedeceksin. Nasıl yazarsın? 1 artı 2 tane cos kare 40 eksi 1. Kosinüsün yarım açısını kullandım. Böyle iki arkadaşlarım. Karekök içindeymiş bu. Artı bir eksi 1 gitti. 2'ler gitti. Kos kare 40. Mutlak değerli çıkmak zorunda ama kosinüs 40 pozitif olduğu için de böyle yazdım. Eksi. Eksi. Şimdi sinüs 100 yerine ben ne yazayım ilk önce? Sinüs 80 yazayım. Birbirini 90 şey 180'e tamamlıyor ya sinüsler eşittir. Ama sinüs 80 e de 2 tane sinüs 40 çarpı kosinüs 40 yazacağım. Bölü 2 tane de ne yazacağım? Kosinüs 50 yazacağım. Kosinüs 50 sinüs 40 birbirine eşit. Bunlar da birbirine eşit. Kos 40 eksik kos 40 da 0 yaptı. Ana bu ifadeler birbirine eşitmiş. Yani birbirinin dıp atıp aynısıymış ya. Onun sorudayız. Tanjant aç diyor. Aç diyor. Kurtul diyor. Yani kurtul bir tanjantı gör şuradan diyor. Nasıl açacaksın? tanjant pi bölü 4 yani tanjant 45 eksi tanjant x bölü 1 eksi tanjant 45 çarpı tanjant x değil 1 artı. Yukarıda eksi varsa burada artı olacak. Bakayım uyuyorum dedim uyumayın ha. Tanjant 45 1. 1 eksi tanjant x. Bize belki tanjant x'i bulduracak direkt vermiş. 1 artı tanjant x. Eşittir eksi 7. İşler, i̇şler yapalım. Eksi 7 eksi 7 tane tanjant x eşittir. 1 eksi tanjant x. Hoppala. Hoppala hoppala. Yapmaya çalışsam yapamam ama. 1 eksi tanjant x gençler. At buraya ya da buraya atalım. Eksi 8 eşittir. Değil mi? 6 tane tanjant x. E, tanjant x ne oldu? Eksi 8 bölü 6'dan eksi 4 bölü 3 oldu ya. Nasıl olacak öyle? X'e mi geniş açıymış? Yanlış yapmadık değil mi? Neyse. Tanjant 2x'e bir bakalım bakalım. Yanlış değildir herhalde ya. Tanjant 2x'e bir bakalım. 2 tane tanjant x. Yani 2 tane eksi 4 bölü 3 bölü. 1 eksi tan kare x yani 16 bölü 9. Eksi 4 bölü 3'ün karesi 16 bölü 9 yaptı. Şimdi yukarısı ne yaptı arkadaşlarım? Eksi 8 bölü 3 çarpı aşağısı da 9 bölü. Eksi 7. Şunlar artı olsun. Şu 3 olsun. 24 bölü 7 ile bunu kıvırdık gibi geliyor. 10 Edirne mi? 10 Edirne ise geçeriz. Geçeriz, geçeriz, geçeriz. 10 tabii ki de Edirne. Yani x şey gelmiş. ikinci bölgede bir açı gelmiş. Tancan 2x ile 3. bölgede geldiği için onun ne olması? Şey olması. Pozitif olması çok normal. Konuşamıyorum ben bu gece ya. Bir artı var. Nasıl kaybedersin? Çok kolay kaybedersin. İstersen burayı kosinüs 50 yazarsın. İstersen bir gördüğün yere sinüs var ya. Şimdi bu sinüs 42 tane sinüs 20 çarpı kosinüs 20 ya. Şimdi ben bir gördüğüm yere kos kare 20 artı sinüs kare 20 yazsam artı iki tane sinüs 20 çarpı kosinüs 20 var ya. İşte bak bir şeyin karesi olacak belli yani. Kosinüs 20 bak bu karekök ya. Bak içerisi neyin karesi? Kos kare 20 artı sin kare 20 artı birinci ile ikinci çarpımın iki katı var ya işte kosinüs 20 artı sinüs 20'nin karesi. Kare ile kare kök gidecek. Mutlak değer olacak. Ama kos 20 artı sin 20 pozitif olduğu için zaten aynen çıkacak. Kos 20 artı sinüs 20. Bu kim? Bu A. A ile B'yi toplamış. Kos 20, kos 20, 2 kos 20. Sin 20, sin 20, 2 sin 20. E bölü B diyor. Cos 20 sin 20. E bunda bir şey yokmuş ya. Cos 20 artı sin 20. Üstteki alttaki dikkat olduğu için oranlamayı tabii ki de 2 olarak bitirdim. 11 denizliği geldik. Şimdi 12'ye gelelim. Şimdi pi ile 3 pi bölü 2 arasında kotanjant bu. Çok da normal. sinüs 2x diyelim. Bak buraya dikkat. Buraya dikkat. Sinüs 2x. 2 tane sinüs x çarpı kosinüs x olarak yazılacak mı yazılacak. 2 tane. Hemen bir tane kendimize ne alalım? Bir tane kendimize bir üçgen alalım. X diyelim. 3 bölü 4 diyelim. Buraya 5 diyelim. Şimdi sinüs x 4 bölü 5 ama aslında eksi 4 bölü 5. Üçüncü bölgede ya ondan dolayı. Kosinüs x e, bu da 3 bölü 5. Ama o da üçüncü bölgede o da eksi 3 bölü 5. Yani bunlar eksiler yine artı oldu. Hata da yapsanız toparlanacakmış. 8 kere 3 24. 24 bölü 25. Olacakmış. Tamam mı? Anlaştık mı? Evet geldik. Anam ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Şöyle yapalım. Geldik arkadaşlarım. Geldik geldik. Birinci sorumuza bakalım. Birinci soruda bizleri neler bekliyor? Şimdi birinci sorumuzda bakalım arkadaşlarım. Neler diyormuş? Şöyle birinci sorumuza bir bakalım. Şimdi sıfırla pi bölü 2 olmak üzere diyor. Sinüs 2x buysa diyor. Tanjan x'in değeri nedir diyor. Tamam. Şimdi istersek bir sinüs 2x'ten de gidebiliriz. Kosinüs 2x'ten de gidebiliriz. Mesela kosinüs 2 xten gitsek sinüs x'i bulabiliriz. Oradan da tanjant x'e geçebiliriz. Bir şeyler yapabiliriz. <laughs> ya da tanjant 2 x'i buluruz. E, ee, tanjant 2 x'in açılımını yapabiliriz. Çeşitli şeyler yapabiliriz. İsterseniz tanjant 2 xten gidelim. Tanjant 2 x eşittir. Nedir bu? 2 tane tanjant x bölü 1 eksi tan kare x'tir. Şimdi sinüs 2 x verildiyse bize biz tanjant 2 x'i güzel bir şekilde bulabiliriz. Şimdi 2x yazalım şuraya. Şurası 4, şurası 5 olduğu için şurası 3 olacak. 3, 4, 5 3. tanjant 2x kaç arkadaşlarım? 4 bölü 3. Tanjant 2x evet 4 bölü 3. İşte ben tanjant x yerine a yazayım. Tekrar tekrar tanjant x yazmak istemediğim için 2a bölü 1 eksi a karenin 4 bölü 3 olduğunu söyleyebilirim. İşler i̇şte işler yapalım. 6a eşittir. Hatta şöyle yapalım mı? 2'ye bölelim. 2'ye bölelim. 2 olsun. Şurasını 3a eşittir ile başlayalım. 3a eşittir. 2 eksi 2a kare. 2A kareyi bu tarafa atalım arkadaşlarım. 2A kare artı 3A eksi 2 eşittir 0. Şimdi burada ne geldi? 2A'ya A. Burası 2'ye 1. Artıya eksi. Çarptığım zaman artı 3A şey artı 4A. Eksi A burası yapıyor. Tipik bir çarpanlarına ayırma özdeşliği yani ifadesi. Şimdi buradan çapraz yazmam lazım. 2A eksi 1 çarpı ne yazmam lazım? A artı 2. Eşittir 0 demem lazım. A buradan ya 1 bölü 2 geldi. Ya da arkadaşlarım eksi 2 geldi. Tamam. Şimdi ne diyor? Bizim x'imiz sıfırla pi bölü 2 arasında olduğu için birinci bölgede olduğumuz için 1 bölü 2 olmak zorunda. Tanjant x soruyordu. Tanjant x 1 bölü 2. Ve şöyle bir üçgen vardı. Onu da kullanabilirsiniz. Yani yarım açı üçgen diyorlar ona. Şimdi şu bizim bir tane bir dik üçgenimiz olsun. Şuradan x x alalım. Burası da 2x olsun. Sinüs 2x 4 bölü 5 olduğu için şurası 4 şurası 5. Burası 3. Sonra bak şuradaki x'ler aynı ya. Burası da 5. Ne istiyor? Tanjant x karşı bölü. Komşudan da 1 bölü 2'ye yine ulaşabilirdiniz. Ama biz yarım açı yapmak istedik. Onu yaptık. Şimdi buradan da yine aynı mantık. Ama burada yarım açıdan değil de şu üçgenden yapmaya çalışalım. Yani bir pekiştirme olsun bizim için. Şimdi buradan x bölü 2, x bölü 2 alıyorum. Şuradan da alıyorum x bölü 2. Burası görüldüğü üzere x oluyor. Şimdi tanjant x 12 bölü 5 ise şurası 12, şurası 5. Şurası da görüldüğü üzere arkadaşlarım 13. X bölü x, bölü 2 olduğu için burası da 13. Şimdi kotanjant x bölü 2. Bak buradan bakayım. Komşusu 18 karşısı 12. 6'ya böldüm 3 6'ya böldüm 2. Yukarıdaki a işlemden de yani yarım açıdan da yaparsanız ikinci dereceden bir denklem gelir ki aynısı olmuş olur. 3'teyiz. Şimdi ne diyor? Üçüncü soru bu. Tamam pi bölü 2 ile pi arasında bir tane bir açımız var bunlar yazılmış. Bu nedir diyor. bir kez bir payda işleyelim. Şurasını 1 artı kosinüs x ile burasını da 1 eksi kosinüs x ile bir payda işleyelim. Rasyonel ifade direkt paydaya eşitliyorum. Yukarısını topluyorum. 1 artı kosinüs x artı 1 eksi kosinüs x diyeceğim. Bölü diyeceğim. <laughs> Özür dilerim. Ne diyeceğim? 1 eksi cos x çarpı 1 artı cos x'in ee çarpımı 1 eksi cos kare. Yani direkt ben oraya sin kare x yazabilirim herhalde. Eşittir 32 bölü 9. Ama şimdi ha, şunlar gitti. Tamam çok mühim değil. Şimdi işler işler çarpımı yapalım. Bakalım neler gelecek. Şimdi iki arkadaşlarım bu. Hatta burası 2 yaptı ya. Şöyle bir daha yazalım mı? 2 bölü sinüs kare x eşittir. 32 bölü 9. Şunlar şu gitsin arkadaşlarım. Şurası 16 olsun. Şimdi işler işler çarpımı yaptığım zaman 16 tane sinüs kare x eşittir 9. Buradan sinüs kare x eşittir 9 bölü 16. Şimdi buradan biz sinüs x'i tahmin etmeye çalışsak ya 3 bölü 4 olacak ya da eksi 3 bölü 4 olacak. Şimdi bunu size boş yere vermediler. Pi bölü 2 ile pi arasında sinüs 3 bölü 4. Yani pozitif demek. mi? İkinci bölgede sinüs pozitif olsun. Bunu al diyor. Kosinüs 2x'i istiyor bizden. Tamam. istesin. İstesin bakalım ne olacak. Şimdi kosinüs 2x 1 eksi 2 tane. Nedir bu? sinüs kare x'tir arkadaşlarım. O da 1 eksi 2 tane. Sinüs kare x belli zaten 9 bölü 16. Buraya 9 bölü 16 yazacağım. 16 eksi 18 değil mi? Bölü 16 oldu. Eksi 2 bölü 16'dan eksi 1 bölü 8. Normal mi? Normal çünkü 2 ile çarpsam bunu pi ile 2 pi arasına düşmüş olacak. Değil mi? Pi ile 2 pi. Kosinüs 2 x. Ee, o da ne olacak? Pi ile şurası P ile 2 pi arasında. 3. bölgeye denk gelmiş herhangi bir sıkıntı olmaması lazım. 3 bolu bir bakalım bakalım. 3 üç... o bayağı aşağı iniyormuş bu. 12'ler, 13'ler, 13'ler, 3 bolu. Evet. Şimdi gel bakalım 4'e. 4'te neler varmış? Gençlik. Bir tane bir fonksiyon yazmış sana. Tamam. F1 bölü 2 bölü falan filan. Şimdi ne yapıyormuş? İçine aldığı ifadeyi sin x artı cos x olarak yazıyormuş. Hmm. Yani senin burası ne zaman 1 bölü 2 olur demek istiyor. Onu soruyor değil mi bana? Sinüs 2x ne zaman 1 bölü 2 olur? Sinüs 2x'i acaba ben ne zaman 1 bölü 2 yazarım? E burası 60 olduğu zaman değil tabii ki de 30 olduğu zaman. 30 olduğu zaman o zaman x eşittir 15. Yani burası kosinüs 15 artı falan filan şeyler de. E, ne yapalım? Ne yapalım? Ne yapalım? Tamam sinüs 15 artı kosinüs 15 gelecek burası. Şimdi 1 bölü 3 olduğu zaman da bunlar ne gelecek? biraz 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 bir şey var. Yani bir özdeşlik falan kurgulamamız lazım burada. Çünkü ben sinüsün hangi açısının 1 bölü 3 olduğunu inanın bilmiyorum. Bence siz de bilmiyorsunuzdur. Şöyle yazalım. F 2 tane sinüs x çarpı kosinüs x eşittir olmuş. Sinüs x artı kosinüs x olmuş. Değil mi? Bu böyle bir şey olmuş. Yani içerisinde İki tane böyle sinüs x ile kosinüs x'i e çarpmış. Bunu bu şekilde çıkarmış. Pekala biz buraya ne zaman 1 bölü 2 yaparız gibi düşünüyoruz. Ve ne zaman da 1 bölü 3 yaparız gibi düşünüyoruz. Bunların oranlarını sormuş. Sorsun bakalım. Şimdi gençler <laughs> o soruyor da biz çözebilecek miyiz acaba? Şöyle bir ilişki vardı. Hani ben size diyordum ya hep. Sinüs 2x olduğu zaman ee, cos kare x artı sin kare x falan geliyor diye. Şimdi şöyle bir kurgu yapalım bakalım kendimize. Bakalım oradan gelecek mi gelmeyecek mi? İnanın bilmiyorum. Şimdi burası sinüs x artı kosinüs x'in karesi olsun. Tamam mı? ben bunun karesini aldığım zaman 1 artı e, sin kare x artı cos kare x ya. 1 artı 2 tane sin x çarpı kosinüs x. Yani ne demek istiyorsun hocam? Sinüs 2x demek istiyorum. Şimdi bunun karesi bu. O zaman ben mesela sinüs x artı kosinüs x yazsam Karekök içerisinde 1 artı sinüs 2x yazsam olur mu diye bakıyorum. Burada kal. Olur değil mi? Yani sinüs x artı kosinüs x yerine ben bunu yazacağım. Kafaya koydum. Şunu aldım buradan. Bunu buradan aldım. Şuraya yapıştırdım. Güzel bir soruymuş. Şimdi ben bunu gördüğüm yere eğer 1 artı sinüs 2x yazsam şu gitti. Yani benim f sinüs 2x fonksiyonum aslında 1 artı sinüs 2x'in kare kökü. O zaman fx fonksiyonu nedir senin? Onu sorarlar adama. fx fonksiyonunda 1 artı x'tir arkadaşlarım kare kökü. Öyle kurgulamışlar, güzel kurgulamışlar. Yani aldığı her şeyi 1 ile topluyormuş, kare kökünü alıyormuş. O zaman şimdi f1 bölü 2'yi bulmak çok ama çok kolay. 1 artı 1 bölü 2'nin kare kökü ne yapıyor? 3 bölü 2'nin 3 bölü 2'nin kare kökü. F1 bölü 3'ü bulmak da çok kolay. 1 artı 1 bölü 3'ün karekökü yapıyor. Bu da nedir? 4 bölü 3'ün karekökü. E bunları bölecekmişim ben. Böleyim. 3 bölü 2, 3 bölü 4'e böleyim şöyle. Öyle mi? 3 bölü 2 değil mi bu? Ha, bunlar gitmedi ki. Ne yaptı? 9 bölü 8 yaptı. Tabii ki karekök içerisinde. Karekökleri bölüyorum. 3 bölü 2 kök 2 gibi bir şey olmuş oldu. 3 bölü 2 kök 2 de 3 kök 2 bölü 4 yapıyor arkadaşlarım. Müthiş. Vallahi müthiş yani. Bunu izlemeye geldiysen hoş geldin. Sefalar getirdin. Nasılsın? İyisinler inşallah. Şimdi AB sinüs alfa diyor. AB sinüs alfa ee, birim çemberde AB sinüs alfa. Öyle mi oluyor acaba? Bir bakalım bakalım. Şurası alfa olsun. Z'den. Burasına 1 diyelim arkadaşlarım. Şimdi buraya sinüs alfa denmişse eğer öyle denmiş. Ben bir şey demedim. Karşı bölü komşu. Yani tanjant alfa eşittir 1 bölü sinüs alfa olmuş. Kendi kendine olmuş. Ben karşı bölü komşuyu 1 bölü sinüs alfayı yazdım. O tanjant alfa oldu. Ben hiçbir şey yapmadım. O zaman buradan sinüs alfa bölü kosinüs alfa eşittir. 1 bölü sinüs alfa dedim. Yani aslında bu özdeşliğe göre sin kare alfa kosinüs alfaymış. Öyle bir alfaymış ki bu. Karesi sinüsün karesi kosinüs alfa eşitmiş. E bu ne diyor? Şimdi bunu şeyden yazayım ben. 1 eksi 2 tane 1 eksi 2 tane sinüs kare alfadan yazayım. Artı kosinüs alfa diyeyim. 2 tane kosinüs alfa diyeyim. Şimdi adam bana sin kare alfa yerine kosinüs alfa yazma hakkı vermiş ya. E yazıyorum sin kare alfa yerine kosinüs alfa yazarsam ben burada. Bak direkt yazayım arkadaşlarım şuraya. Kosinüs alfa yazarım. Bak eksi 2 tanesi artı 2 tanesi gidiyor. 1 kalıyor. Yani sana verdiği uzunluğu aslında sen başka bir trigonometrik oran olarak yazıyorsun. Ve olayı bitiriyorsun aslında. Altıncı soruya geldik. İki tane cos teta x artı 1 bölü x'miş bu nemiş diyor. Şimdi bu nedir acaba? Şimdi bu iki tane cos kare teta eksi 1'dir yarım açıdan. Bunu biliyoruz. E i̇ki tanesine bu verdiyse ne yapacağım ben bunun? İşte ben bunun karesini alsam. iki tane cos kare teta ya. Karesini alsam her tarafın. Buradan 4 tane cos kare teta gelecek. E ben iki tanesini sunup o zaman ikiye böleceğim. Yani karesini alacağım ikiye böleceğim. X kare artı. Değil mi? Birinci ile ikinci çarpımın iki katı 2 artı 1 bölü x karenin karesi aslında bu. Şurası. Onu yaptım. Bir de eksi 1 diyeceğim. Tamam. Eşittir diyelim. Şimdi x kare dursun. Payda eşit diyeceğim. x kare artı 2 artı 1 bölü x kare eksi 2 bölü 2 diyeceğim. Artı 2 eksi 2 birbirini götürdü. Burada ne geldi arkadaşlarım? X kare artı 1 bölü x karenin yarısı geldi. Varsa ne güzel. X kare artı 1 bölü x karenin yarısı. Bak burada varmış. Yani yarım açıdan artık eşit veriyorlar. Biz de bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. E sin 2 alfanın eşiti nedir diyor. E sin 2 alfa bizim bildiğimiz 2 tane sinüs alfa çarpı kosinüs alfa değil mi? Evet. E kosinüs alfayı ben a eksi 1 yazarım. 2'yi yazarım. Buraya a eksi 1 yazayım. Sinüs alfaya da b bölü 2 yazayım. E bu. E ikiler gitti. B çarpı A eksi 1. A parantezini aldığım zaman B parantezini alayım. A eksi 1 istersen dağıtırım. AB eksi B olduğu da çok rahat bir şekilde görülebilir. Direkt yerine yazıyorum ha. Ekstra fazla bir şey yapmıyorum. Ne bu? Üçgen. Hmm, bakalım bir bir çay alalım kendimize. Şuradaki D açısının ölçüsünü bir hatırlamaya çalış bakalım neymiş o. Hatırladın mı? Normal geometriden. Şimdi buradaki D açısının ölçüsü arkadaşlarım. Siz buralara A, A B, B, yazdığınız zaman şuralara A, A B, B, yazalım. Şimdi bir kez A açısı artı 2 A artı 2 B 180 yapıyor. Sonra D açısı artı A artı B de o da 180 yapıyor. A'lar B'ler bizi ilgilendirmiyor. Eksi 2 ile çarpayım şunları. A eksi 2 D görüldüğü üzere ne yapıyor? 180 eksi 360 eksi 180. Ben D açısını merak ediyordum. A artı 180 bölü 2 oldu bak D açısı. Yani aslında 90 artı A bölü 2'ymiş. Bunu hatırlamış olduk yani belki de biliyorduk bunu. 90 artı A bölü 2 ispatını yaptım burada. Direkt yazık geçmeyeyim diye. Şimdi sinüs A bölü 2 3 bölü 5 diyor. Kotanjant 2D diyor. kotanjant 2D burası. A'dan yazıyoruz bunu. Şimdi 2 ile çarparsam ben bunu. Kotanjant 180 artı A olacak. kotanjant 180 artı A da ne oluyor? 180 artı A. Birim çemberi çizelim. Zihninden çizelim. Hadi burada çizelim. 180 burası A burası. Kotanjant oluyor. Artı olduğu için kotanjant A oluyor. Artı kotanjant A. Yani bana sinüs A bölü 2'yi vermiş. Kotanjant A'yı soruyor. Şöyle yapabilirim yine. Yani şu şekilde çalışabilirim. Şöyle. Yarım açıdan çalışabilirim. Buradan çalışabilirim. Buradan çalışayım. A bölü 2 dedim. A bölü 2 dedim. Buraya da A dedim arkadaşlarım. Şimdi sinüs A bölü 2 3 bölü 5. 3 bölü 5 ise He, burası bir şeyler yapacağım. Biz yarım açıya gidelim. Burası bizi pek kesmedi. Kotanjant A. Ben tanjantı bulayım. 2 tane tanjant A bölü 2 bölü 1 eksi tan kare A bölü 2. Bu buydu değil mi? Şimdi sinüs A bölü 2 3 bölü 5 ise 3 bölü 5 ise burası da 4 dört bölü. 4'tür. E, tanjant A bölü 2 3 bölü 4 değil mi? O zaman 2 çarpı 3 bölü 4 1 eksi 9 bölü 16 yerine yazdım artık. Şunlar gitti arkadaşlarım. Yukarısı 3 bölü 2 oldu. Aşağıda görüldüğü üzere 7 bölü 16 oldu. 3 bölü 2 çarpı 16 bölü 7 oldu. Şu 8 oldu. 24 bölü 7 oldu. Ama unutmayacaksın. Sen kotanjant ay istiyorsun. Tanjantın formülünü bildiğin için tanjantla gittin. 7 bölü 24. Yani tam tersini işaretlemen lazım. İşte o şeyi yani tercihi de kendine göre düzgünce ayarlaman lazım. Dereceleri çeviririm ben bunu. Şimdi kosinüs 350, kosinüs 360 eksi 50 olduğundan dördüncü bölgede bu kosinüs 10'dur direkt. Hemen indirgeme formülleri. Burası arkadaşlarım sinüs 40'tır. 180'e vardığı için. Burası da kimdir? Sinüs 50 de olabilir. Kosinüs 40 da olabilir. Değil mi? Böyle de olabilir. Şimdi ABC arasındaki ilişki. Bak bunları çarparsam ben direkt kendim yorumluyorum. Şimdi bak sinüs 40 çarpı kosinüs 40 bilindiği üzere sinüs 80 bölü 2. Değil mi? Çünkü 2 ile çarpıyordum. 2'ye bölüyordum. E sinüs 80 de nedir? Kosinüs 10'dur. Kosinüs 10 bölü 2. Yani aslında şu B ile C'nin çarpımı A'nın yarısıymış. Değil mi? E, o zaman işler işler çarpımı yapalım. 2 tane B çarpı C eşittir A. Direkt bulurum işaretlerimi. 2 tane B C eşittir A. Bakmam ben şıklara o olur mu bu olur mu diye. Ben bulurum giderim işaretlerim. Tamam mı? Sin x artı cos x'in karesini al. Hemen al. Hemen al. Hiç vakit kaybetme. Sin kare x artı cos kare x'ten 1 gelecek. Zihinden de yapabilirsin. Yazabilirsin de. Yazalım mı? Hadi yazalım. Sin x artı şey sin kare x artı cos kare x artı 2 tane sin x çarpı cos x. Eksi 1. Bunlar gitti. Bu 1 olduğu için. 2 sin cos sin 2 x'tir. Cos kare x eksi sin kare x'in kozinüs 2x olduğunu bilmeyen yok artık. Sin bölü kos açılar aynı. Danjant 2x ile bunu da bitirmiş olduk. Yani özdeşliğin yarım açısı bu. 11 a şekil vermiş. Bakalım yine alfalarla alakalı işler yapacağız arkadaşlarım. Şimdi ne diyebiliriz? Birim çember tamam. yarıçaplar çaplar 1-1. O da güzel. Ne istiyor? Bu iki kos kare alfa dikdörtgen alanın alfa tünden eşit nedir? Yani bana burayı mı soruyor? Burası nedir diyor. Değil mi? Tamam. Biz bu iki alfayı orada nasıl kullanabiliriz? Yani o iki alfayı nasıl kullanabiliriz? Şöyle çeksek. Bana neresi lazım? Bu bt. Bt'nin benle bir ilişkisi var mı? Bt'nin benle bir ilişkisi yok. Neyse şöyle bir çekelim bakalım. Şimdi böyle çeksek. Ben nereyi bulurum? Burayı bulurum değil mi? Hmm, güzel. Güzel. Nasıl bulurum? Şöyle bulurum. Bak. Buraya x diyorum. Tamam mı? Tamam. Şimdi 2a'nın burası komşusu hipotenüsü. Yani x bölü 1 yazarsam ben buraya kosinüs 2 alfa yazmak zorundayım. Kabul müsünüz? müsünüz? Komşu ve hipotenüs. Burası kosinüs 2 alfa ise ben burayı istiyorum. Hepsi 1'di. Birde. E 1'den kosinüs 2 alfayı çıkarmam lazım. Mantık yani. Bütünden parça çıkıyor. 1 eksi kosinüs 2 alfa. Tabi kosinüs 2 alfa ile bunun bir icabına bakmamız lazım. Şimdi 1 eksi. Şimdi ben buraya 1 eksi 2 tane sinüs kare alfa yazacağım. Tamam mı? Niye? Bu 1 gitsin diye. Bütün derdim her zaman oydu biliyorsunuz. 2 tane sin kare alfa oldu. Yani burası aslında 2 tane sinüs kare alfaymış. Çarpıştırayım. 2 i̇ki ile 2'yi çarptım. Hadi çarpmayayım. Şöyle bir şey gelecek bak. 2 tane 2 tane sinüs alfa çarpı kosinüs alfanın e, aslında çarptığım zaman şöyle oluyor. Bu 2 de gidiyor. 2 kere 2 4 ya. Nerede o? 2 kere 2 4. Sin kare alfa kos kare alfa. Yani 4 çarpı sin kare alfa cos kare alfa. Yani bunun karesi. Yani bu da sinüs 2 alfa olduğu için sinüs kare 2 alfa oluyor. Bak bir daha yapayım. Kere 2 4 çarpı sinüs kare alfa çarpı kosinüs kare alfa. E bu bunun karesi olduğu için sin kare 2 alfa. Değilse ben bu işi bırakırım diyormuşum. Sin kare 2 alfa. Tamam mıdır? Bunu da hallettik. Aa çok seri çözdük ya bunu. <laughs> 12'ye geldik bakalım. Şimdi ne diyor? Tanjant alfa değeri kaçtır diyor. OD. Şimdi yine bir oran sorduğu için bana bunlara sayı verebilirim. OD'ye 1 vereyim. CD'ye 2 vereyim. CD burasıymış arkadaşlarım. Tamam. Şimdi bak burası 2. Bak ben burayı çeksem burası ne olacak? Kök 5 olacak. O zaman bak burası da kök 5. Yarı çap ya. O zaman burası da kök 5. Tamam yani ilk önce bunu bir buldum. Tamam mı? Zaten kök 5'ler bak kendini göstermeye başladılar. Şimdi gençlik biz bu alfayı bir tane bir dik üçgen içine düşürmezsek vay bizim halimize. Bu alfayı allem edeceğiz, kallem edeceğiz, bir dik üçgen düşüreceğiz. Burası kaç? Çevre açıdan 2 alfa. Çember kullanayım değil mi? Burası çevre açıdan 2 alfa. Ben bunu buradan çeksem şunu çeksem merkez açı olduğu için burası 2 alfa. Bunu yazabilirim. Buldum buldum buldum. Burası 2. Tanjant alfayı soruyor. Bak ben tanjant 2 alfayı buldum mu? 2 buldum. Tanjant alfa kolay. Şimdi 2 eşittir. Tamam mı? 2 tane tanjant alfa bölü 1 eksi tan kare alfa. Tamam mı? Tamam. 2'ler gitti. Buradan 1 eksi tan kare alfa eşittir tanjant alfa. Salla hepsini karşı tarafa. Tan kare alfa artı tanjant alfa. Eksi 1 eşittir sıfırdır. Şimdi hocam ben burada çarpanla falan ayıramam dersin. Evet ayıramazsın. Çünkü bu ee, çarpanla ayrılmaz. Değil mi? Tanjant alfaya a diyeyim ben daha kolay olsun diye. a kare artı a eksi 1 eşittir sıfır. İstersen tam kareye gidersin. İstersen de delta yaparsın. Tercih tamamen sana ait. Delta'yı istersen. Delta eşittir işte b kare eksi 4 ac'den. 1 artı 4'ten 5 oldu. Köklerden bir tanesi. Eksi B'ydi. Eksi 1 artı kök delta bölü 2 A'ydı. 2. Şimdi eksilisini düşünmek istemiyorum. Tanjant alfa. Buradaki açı dar açı olduğu için arkadaşlarım. Sonuç pozitif olacak. Yani A'yı bu buldum. A zaten tanjant alfa demiştim. Tanjant alfa kök 5 eksi 1 bölü 2. İşte burada. Bu da altın oranın geldiği denklem zaten. Artı birlisi geliyordu galiba. Şimdi bak 1 artı kosinüs 2 alfa. Ya bunu 1 artı 2 tane cos kare alfa eksi 1 yazdım. Direkt direkt bak hiç daha soru yokmadım. Bunu yazdım. Burası 2 tane cos kare alfa arkadaşlar. Tamam mı? X'in. Şimdi X ne diyor? Komşusu var. 2 tane cos kare alfa. Böyle hipotenüs var. Eşittir ben bunu ne yazacağım? Kosinüs alfa yazacağım. Komşu böyle hipotenüs. Yazıyorum direkt üzerinden. Kosinüs alfalar gitsin. İşler işler çarpma yaparsam 2 tane cos alfa eşittir. X bak kendi kendine geldi. Ben yine bir şey yapmadım. 2 cos alfa. 2 cos alfa eşittir x. A bitti ya. 13 denizli, 12 denizli Y kontrol edebilirsiniz. Şimdi soruları daha önceden çözmüyorum arkadaşlarım. Heyecanı kaçmasın diye. Şimdi daha önceden çözsem a bak bu böyle yapılıyor, şöyle yapılıyor diyebilirim. Demek istemiyorum o yüzden. <laughs> direkt dalıyorum ben sorulara. Bak şu soru güzeldi mesela. Yani burada bu şeyi ilişkiyi sezdik. Ee, direkt anlık görmeye çalışıyoruz. Yoksa yani sizin gözünüzde bakmaya çalışıyorum desem biraz e, ee, hissi olabilirim aslında ama yani ilk defa görüyorum onu demeye çalışıyorum ben size. Ee, bakıyorum ee, direkt soruya dalıyorum. Önceden bunu çözdüm. Arkadaşlar bak bu böyle yapılıyor değil de bak bunu böyle yapabiliriz aslında ya getiriyorum olayı. Tamam mı? Bence daha iyi oluyor. Ha, arada işlem hataları oluyor ama ana mantık aynı olduğu için çok da fazla önemli değil gibi geliyor bana. Siz onları düzeltirsiniz. Bir sonraki dersimizde trigonometrik denklemler test bir. Ve test 2'yi sizlere çözmeye çalışayım. En basitten zora doğru sorular gidecek galiba. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Her şey ama her şey gönlünüz olsun. Hocanıza destek vermeyi de unutmayın. Görüşürüz arkadaşlarım. Kolay gelsin.